Kursaklarda da diyemizin değerli yetkilileri ve değerli büyüklerimiz. Burada ablalarımızı görüyoruz, abilerimizi görüyoruz, değerli gençlerimizi görüyoruz. İlk önce büyük şairimizin güzel bir sözü var. Ne der? Bayrakları bayrak eden üstündeki gandı, toprak uğrunda ölen varsa vatandı. Bu güzel bayraklarımızı bayrak, vatan topraklarımızı, vatan toprağı yapan da Azerbaycan'ımız ve Türkiye'miz için canını kurban eden bütün şehitlerimizin karşısında baş eğerek sözlerime başlamak istiyorum. Azerbaycan'da Nisan'da biz işgal altında olan topraklarımızın bir kısmını işgalden azat ettik biliyorsunuz. Orada şehit olan kardeşlerimizden birinin ailesi şehit olmazdan önce ben şehit olursam beni Azerbaycan ve Türkiye bayraklarına her iki bayrağa bükün demiş. Ve kabrimin üzerinde beraber dalgalansınlar. Böyle ruhu taşıyan şehitlerimiz hepsi nur içinde yatsın. O güzel bir şiirimiz de vardı. Siz bize hasret, biz de size hasret olduğumuz yıllarda çok sevilen bir şiir, çok sevilen bir türküydü. Azerbaycan diyarından, Köroğlu'nun nigarından size selam, size selam getirmişim. Ben de vatanımız Azerbaycan'dan, oradaki kardeşlerinizden bu güzel vatanımıza ve buradaki değerli insanlarımıza çok selam, sevgiler getirdik. Ben değerli belediye başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum huzurunuzda. Çünkü Hocalı soykırımı ki hepimizin kanayan yaramızdı. Hocalı soykırımı ile ilgili bir konferansta görüştüğümüzde ve kendisini ziyaret ettiğimizde değerli başkanım dedik. Bu güzel kursaklarımıza bir Karabağ Parkı yakışır. Çünkü Karabağ bizim ortak vatan topraklarımızdı. Karabağ hepimizin sevgiyle okuduğumuz çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına. O muhteşem eserin bestecisi Üzeyir Hacıbeyli'nin. İstiklal mücadelemizdeki Türkiye Cumhuriyetimizin kurulmasında büyük mücadele içerisinde olan Ahmet Ağaoğlu'ların doğulduğu yurt yeridir. Hurşit Banu'nun atabanların vatan toprağıdır. Ve orası bizim en eski kültür beşiklerimizden biridir. Ve bugün Ermenistan'ın işgali altındadır. Maalesef dünyada demokrasiden, insan haklarından, adaletten ders geçen güçler bu konuya gelince, biz de Türk Müslüman olunca adaleti de unuttular, insan haklarını da unuttular. Ve o işgalçıya destek verdiler. Ama biz inanıyoruz o gün uzakta değil. Biz birlik beraberliği içinde mutlaka topraklarımızı işgalden azat edeceğiz. Bu kimi parkların önemi ondan ibaretti. Bu dosta ve düşmana bir mesajdı. Dosta, büyüyen bak bu çocuklarımıza buraya birisi torununu getirecek. Bir anne küçük çocuğunu getirecek, bir hava alacak. Bu parkın ismine bakacak, Karabağ Parkı. Neden buraya Karabağ ismi verilmiş diye bir soracak, araştıracak. Ve o çocuklarımızın, o büyüyen gençlerimizin beynine ve kalbine Karabağ daha da çok yazılacak. O vatan topraklarına giden yolu bu parklarda gösterir bize. Aynı zamanda düşmana bir mesajdı ki biz ha Bakü'dayız, ha Gence'de, ha Ankara'da, Erzurum'da, ha Kerkük'te. Biz Karabağ için hepimiz Karabağlıyız düşüncesiyle, birlikte beraberiz düşüncesiyle bu mesajlar verilir. Ve bu bizim dedelerimizin bize vasiyetidir. Biz ne zaman birlik beraberliği içinde olduk, bu coğrafyada bize karşı olan haksızlıklara, adaletsizliklere sine gerdik, kazandık. Biz o Çanakkale'mizde beraberdik. Çanakkale zaferini böyle bir ruhla kazandı dedelerimiz. Bir annemiz Çanakkale Savaşı olan zaman Türkiye temsilcisine Bakü'de giderek
Benim hiçbir şeyim yoktu oğlum verecek. Sadece bir nişan yüzüğüm var. Ama ben düşünüyorum, benim kardeşlerim orada öyle bir ölüm kalım mücadelesindeyse ben bu yüzüğü taksam ne olur, takmasam ne olur diyen nenelerim biz, evlatlarıyız. Balkanlardan 1918'lerde Ermeni çeteleri Rus Bolşeviklerin desteğiyle Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinde soykırım yaptıklarında Osmanlı'nın zor zamanının Balkanlardan da çıkır askeri heyet, komutan bir şey söylüyor. Askerlere size bir şey söyleyemem diyor. Evinize çoluk çocuğunuzun yanına kayıtma hakkınız var. Ama bilesiniz Azerbaycan'da kardeşlerimiz böyle durumda. Sadece bir şeyi söyleyeceğim. Kim Azerbaycan'a gitmek isterse sağa dönsün. Evine çoluk çocuğunun yanına dönme isterse sola diye. Komutan bir dönür, bir kişi bile sola dönmemiş. Herkes gidelim kardeşlerimizi yanında olalım diye gelmiş ve biz Bakı'nı işgalden kurtarmışız. Yani ne zaman birlik beraberliği içinde olmuşuz, biz bize karşı olanlara gereken cevabı vermişiz. Bugün de gün o gündü. Bugün bölgemiz üzerinde büyük oyunların farkındayız. Hepimiz farkındayız. Türkiye'mizin üzerinde, Azerbaycan'ımızın üzerinde, Türk milletinin üzerinde, bu coğrafyanın üzerinde, Orta Doğu'da hepsini görüyorsunuz. Neler yaşandığının da farkındasınız. O yüzden bugün o dedelerin, nenelerin ruhuna daha da çok sahip olarak daha da birlik beraberliği içinde olacağız. Biz Ankara'da doğmuşuz da kendimizi Bakü'de doğmuş gibi hissedeceğiz. Bakü'de doğmuşuz da Ankara'da doğmuş gibi hissedeceğiz. Bu çocukları her yerde öyle yetiştireceğiz. Ne derdi nenelerimiz? Orada bir köy var. Gidemesek de göremesek de o köy bizim köyümüzdü. Evet, Azerbaycan'ı birçokunuz belki görmemiştiniz. Ama orası sizin vatanınızın, vatan topraklarınızdı. Oraya gidin, Azerbaycan'da Türk şehitliğimiz var. Kardeşlik şehitliği. Bakacaksınız, Ahmet Mehmetoğlu Ankara, falankes falankes oğlu Bolu, falankes falankes oğlu Trabzon. Bu Anadolu coğrafyasının Kerkük'ten tutun Balkanlara kadar her tarafından insanımız o şehitlikte uyuyorsa demek ki o vatan toprakları sizin de vatan topraklarınızdı. Çanakkale'ye gittiğimizde Azerbaycan yazılan şehitlerimizi gören gençlerimiz demek ki burası o gençler, demek burası da bizim vatan topraklarımızdı. Biz bu düşünceyle gençlerimizi büyüttüğümüz zaman inanın bu coğrafyada bütün oyunları durdururuz. Bize karşı olan haksızlıkları, adaletsizlikleri durdururuz. Bugün insanımızın acısı var. Karabağ'dan 1 milyon köçmenimiz evine dönemiyor. Düşünebiliyor musunuz? Batı insan hakkı diye az kalır tüm günü 3 teröristin, teröre destek verenlerin haklarını savunuculuğa kalkır da ama 1 milyon evine dönemeyen insanın hakları umurunda değil. Kerkük'ten, Telafer'den Türkmenlerin hakları umurlarında mı? Umurlarında değil. Terörle mücadele veriyoruz bu vatan topraklarında. Umurlarında mı? Ölen insanlarımız. İnanın ki onlara kendi çıkarları lazımdı. Bizim derdimiz onların hiç umurunda falan değil. O yüzden birliği olacağız, güç olacağız ve hakkımızı kendimiz savunacağız. Ona göre de ben değerli bakanıma da teşekkür ederim ki bugün buradadın de bu da bir mesaj verir. Çünkü bizim devlet başkanlarımız bu mesajı verir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Türkiye'nin olmadığı uluslararası toplantılarda Ermenistan'ın o katil Cumhurbaşkanı Türkiye aleyhine konuştuğunda konuşamazsınız. Türkiye burada yoktuysa biz varız. Bizim olduğumuz yerde Türkiye aleyhine konuşulmasına izin veremeyiz dedi. Türkiye'mizin Cumhurbaşkanı da bu yakınlarda baktığınız televizyonlarda yine bir uluslararası toplantılarda Ermenistan temsilcisi Azerbaycan aleyhine garazla, yalanla, yanlışla dolu ithamlarla konuşmak isteyen zaman gereken cevabı verdi. Bu da bizim alacağımız genç nesillerimizin.
nerede ikse, biz oradayıksa, kardeşlerimizle ilgili konu varsa biz buradayız. Onlar yoktursa biz buradayız diyerek mücadelemizin aparmamız gerekir. Bugün Kerkük'ten olan değerli kardeşim de konuşmasında gereken mesajları verdi ve ben inanıyorum başkanım o mesajları da değerlendirecek ve ben de rica ediyorum ki burada bir güzel Kerkük'ümüzün adını taşıyan ben de destekliyorum. Bir kalk açılsın. Yine beraberce gelelim. Bu güzel başkentimizden mesajı verelim. Değerli kardeşlerimiz, inşallah o gün uzakta değil. İlk önce sizin hamınızı Azerbaycan'a davet ediyorum. Azerbaycan artık çok değişmiş, çok kalkınmış bir memleket toprağımızdı, bir devletimizdi, vatan toprağımızdı. Hepinizin evinizdi, biz de kardeşlerinizin. Ne zaman gelersiniz gözümüz üstünde yeriniz var. İki, inşallah ben inanıyorum. Bu güzel Ramazan ayımızda gelir. Bu dualarımızı inşallah Yaradan da duyur dualarımızı. O gün uzakta değil. Biz birlik beraberliği içerisinde o güzel topraklarımızı işgalden azat edeceğiz. Ve inşallah bir gün o güzel topraklarımızda Ankara Parkı'nın açılışında beraberce milli liderimiz Haydar Aliyev demiş, bir millet iki devlet olarak orada görüşelim diyerek Allah'a emanet olun. Allah Türkiye'mizi korusun. Allah Azerbaycan'ımızı korusun. Tüm Türk Müslüman dünyasını korusun. Allah bize güç versin ki bize karşı savaş açanlarla da gereken mücadeleni gösterelim. Çünkü biz hoşgörünün milletiyik. Biz Yunusların evladıyız. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik diye imparatorluk kurmuş, çok milletleri mutluluk içinde yaşatmış bir milletin evlatlarıyız. Ama maalesef ki bize geldiklerinde hep acını görüyoruz. Birkaç gün önce söyledim, Çerkezlerin sürgününün yıl dönümüydü. Ahıska Türkleri, Kırım Türkleri, Kerkük, Musul, Türkmen Dağı. Bakın her tarafımızda, Karabağ'da ne kadar acı var. Yaradan'dan bu acıların bitmesini, o bölgelerimizde de daha mutlu günlerin olmasını dilerim. Bu konuda da bizim birliğimiz, gücümüz daha vacipti. Birliğimiz, gücümüz daha da daim olsun. Allah milletimizi korusun. Sağ olun. Ben belediye başkanımı davet edip bir hediyemizi vermek istiyorum. Çünkü Elnur Bey de buradadır. Sayın Belediye Başkanım, Karabağ bizim kültürümüzün başkentidir, müzik kültürümüzün. Ve Altın Sesler diye dünyaya büyük müzisyenler çıkarmış, onların hepsinin albümünün olduğu bir hediyeni size vermek isterim. İnşallah Pursaklar'da okullarımız, gençlerimiz dinler, kültürümüzü daha iyi tanır. Sağ olun. Siz ikimi de başkanlarımızın sayı çok olsun. Teşekkür ederiz. Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekilimiz Sayın Galeri Paşayev'e konuşmalarından dolayı